17 Ekim Cuma günü güzel İzmir'imiz Türk-Amerikan dostluğunun ve işbirliği anlayışının bir neticesi olarak Turgut Reis denizaltı gemisinin Türk Silahlı Kuvvetlerine devrediliş merasimine şahit oldu. O gün istikbale 1000 senelik bir tarihin ihtişamlı penceresinden bakan Ege incisi, rüzgarların Trablus kıyılarından Turgut Reis'in Kadir Şinas milletine gönderdiği selam seslerini kordon boyundaki dalgalardan dinliyordu. Bu selam bir hilal uğruna batmış güneşlerin ay yıldızlı bayrağımıza minnetiydi. Bu devlet merasimiyle Amerikan bayrağı, dünya sulhunun korunması yolunda Türk bayrağı ile müşterek vazifelerinin gerektiği gayede nöbet değiştiriyordu. İşte devir ve teslim merasimi başlıyor. Deniz Kuvvetleri Kumandanımız Koramiral Fahri Korutürk, merasim kıtasını teftiş ediyorlar. Bergal Denizaltı Gemisi'nin kumandanı, şerefli hatıralarla dolu gemisini silah arkadaşı Türk Binbaşı Nazmi Erkan'a teslime hazırdır. Mürettebat gemiyi terk etmek üzere kıç güvertede mevkilerini alıyorlar. Misafirler geliyorlar. Tarihi şereflerle dolu bir milletin evlatları, namlularının pırıltısında istikbale ışık tutarak şefkat, dostluk, güven, mertlik ve asalet dolu bakışlarıyla misafirlerini selamlıyorlar. Bu selamda, Malazgirt'ten kordon boyuna akan büyük tarih şelalesinin, Türk milletinin istikbaline olan emniyeti içinde, sulh dünyasının huzuru vardır. Nihayet, Milli Müdafaa Vekilimiz Ethem Menderes de, merasimde hazır bulunmak üzere Başaran gemisine teşrif ediyorlar. Hazırlanan protokol gereğince, Dost Amerikan Milleti'nin Yardım Grubu Başkanı General Meade, Turgut Reis gemisine geçiyor. Kendisini Deniz Kuvvetleri Kumandanımız Koramiral Fahri Korutürk, Denizaltı Filosu Kumandanı Tuğamiral Afif Tuğrul takip ediyorlar. Burada Meade, Denizaltı Gemisi'nin Türk Deniz Kuvvetleri'ne devir ve teslimi münasebetiyle bir konuşma yaparak demiştir ki, Sayın Amiral Korutürk, Amerikan Birleşik Devletleri Askeri Yardım Kurulu'nda Türk Deniz Kuvvetleri ile beraber çalışmak, hepimiz için bir zevktir. Bize işbirliğinin en yüksek derecesini gösterdiniz. Müşküllerinizi zeka ve kuvvetle yendiniz. Yaptığınız ilerlemelere şahit olmak büyük bir şeref ve gerektiği takdirde Türk Deniz Kuvvetleri'nin müessir bir şekilde dövüşe hazır olduğunu görmek büyük bir memnuniyet kaynağıdır. Amiral Fahri Korutürk yaptığı konuşmasında, Amerikan bayrağı altında şerefle kullandığınız bu gemiyi, biraz sonra Türk bayrağı altında, kendisinin dostluk ve civan mertliğini sulhte ve ateş karşısında tanımış ve tecrübe etmiş olduğunuz Türk meslektaşlarınıza tevdi edeceksiniz. Sevgili geminizi teslim ettiğiniz meslektaşlarınız, onu sizin sevdiğiniz gibi sevecekler ve onu sizinle müşterek idealler uğrunda kullanacaklardır. Türk Bahriyesi adına size meslek hayatınızda iyi talihler ve istikballer temenni ederim demiştir. Amiral Laut da veciz bir konuşma yaptıktan sonra, Denizaltı Filosu Kumandanı Tuğamiral Afif Tuğrul'la birlikte, hükümetlerin namına denizaltının devir ve teslim protokolünü imza etmişlerdir. Artık gemi resmen Türk Deniz Kuvvetleri'ne devir ve teslim edilmiş bulunmaktadır. Bergal'in eski kumandanı, şerefli sancağının yerini dost bir milletin aynı şeref ve kıymetteki sancağına terk eden tarihi kumandasını vermiştir. İşte bayraklar, dünya sulhunun istikbalini korumak vazifesinin üstün anlayışı içinde nöbet değiştiriyorlar. Ay yıldızında engin bir tarihin altın ışıntılarını dalgalandıran bayrağımız, kordon boyuna gurur ve ihtişamla gölge verir gibi durmakta. Amerikalı dost denizciler, gemilerini silah arkadaşlarına terk ediyorlar. Turgut Reis'in kıç gönderindeki bayrağımızı selamlayarak gemiden çıkan Amerikalı personel, şat üzerindeki mevkilerini alıyorlar.
Gemi bir an hatıralarıyla baş başa kaldıktan sonra, genç neslin tarihindeki kahramanlara iftihar veren, diğer denizci arkadaşlarıyla bilgi, dostluk ve cesaret numunesi olan Binbaşı Nazmi Erkan ve kumandasındaki Türk personeli Turgut Reis'e geçtiler. Binbaşı Erkan gemiyi teslim aldıktan sonra nöbet yerlerini donatma emrini verdi. Böylece gemi deniz kuvvetlerimiz kadrosundaki vazifesine fiilen başlamış oldu. Koramiral Fahri Korutürk eski ve yeni gemi kumandanlarını tebrik ettikten sonra Amiral Taut, Amerikan Deniz Kuvvetleri Kumandanı'nın Binbaşı Nazmi Erkan'a gönderdiği mektubu okudu. Bundan sonra Deniz Kuvvetleri Kumandanı Fahri Korutürk, Milli Müdafaa Vekilimize geminin teslim alındığını rapor etti. Milli Müdafaa Vekili Ethem Menderes, Türk Denizaltısı Turgut Reis'te yaptığı konuşmasını şu cümlelerle bitirdi. Turgut Reis'in torunları kahraman Türk denizcileri. Vatan topraklarını ve insanlık ideallerini korumak üzere kullanacağınız bu gemiyi kudretli ellerinize tevdi ederken büyük bir inşirah duymaktayım. Büyük Türk denizcisi Turgut Reis'in şanlı adını taşıyan deniz kuvvetlerimizin bu en yeni birliğine candan başarılar dilerim. Bu konuşmadan sonra vekil kumandanları tebrik etti ve misafirlerini de alarak gemiden ayrıldı. Şat üzerindeki Amerikan personelinin teker teker ellerini sıkarak başaran gemisine geçti.